Aziz Üstel, Illuminati, Yeni Dünya Düzeni ve Bob Tasarımı. Yaşanan kıtlıkların, ölümlerin, terör saldırılarının, ekonomik ve siyasi bunalımların, dinler arası barış ve savaşın bir nedeni, amacı ve bir kurgulayanı vardır. Ekonomik bunalımlar yaşanır. Müslümanlar kader der. Orta Doğu kan ve ateşle bilmem kaçıncı kez yoğrulur. Hristiyanlar kıyamet der. Afrika açlıktan kırılır. Emperyalizm beyazın siyaha egemenliği deriz. Küçük işletmeler iflas eder. Büyükler yuttu der. Der der geçeriz. Biraz zahmet eder. Araştırırsak yaşanan her şeyin önceden tasarlandığını görürüz. Yeni Dünya düzeni ve Orta Doğu Körfez Savaşı'na kadar İngiltere'nin belirlediği Orta Doğu varlığını sürdürür. George Bush'un birinci Körfez Savaşı Orta Doğu'yu yeniden biçimlendirmekten öte Amerika'nın bir güç gösterisine dönüşür. Amerika'nın 1989-2001 yılları arasında uyguladığı dış politika dünyanın tek gücü olduğunu kanıtlamak üzerine kurgulanmıştır. Aslında birinci Körfez Savaşı 11 Eylül sonrasının 12 Eylül sabahının bir ön hazırlığıdır elbette 11 eylül özelde amerika genelde ise bütün dünyayı tehdit eden bir terör eylemidir yani 12 eylül sabahı amerika çağı resmen başlar amerika 11 eylül saldırıları sonrasında uluslararası hukuku rafa kaldırarak kolları var bu yeni çağ kanla başlamış kanla sürecektir artık amerika'nın kaşıdığı uygarlıklar çatışmasında ilk hedef Afganistan'dır taliban el kaide yakınlığı öne sürülerek ülkeye el konulur. İslam dünyasının büyük bir bölümüne korku salınır böylece. Dolaylı olarak da Hazar petrol alanları Amerika şemsiyesinin altına girer. Pakistan, Hindistan ve İran yakın markaja alınır. Bu arada Almanya Amerika denetiminde Rusya'nın ön vitrinine girmeye başlar. Tabi bu Rusya açısından çok tehlikelidir. Tarih göstermiştir ki Rusya ne zaman sıkıştırılsa hem içten hem de dıştan büyük patlamalara neden olur. Bunun belirtilerini Rus İmparatorluğunu canlandırmak isteyen Alexander Dugin'in eserlerinde görmek mümkündür. Egemenliğin yolu Orta Doğu'dan geçer. Dünyaya ekemen olmak istiyorsanız Orta Doğu'yu mutlaka denetlemek zorundasınız tezi Amerika merkezli 21. yüzyıl dünyası için olmazsa olmazdır artık. Amerika ikinci Körfez saldırısını bu temele oturtur. Irak'ta kimyasal füzeler var, dünyayı tehdit ediyor savıyla. Yola çıkan Washington, aradan bunca zaman geçmesine rağmen bir tek kimyasal silah bulup gösterememiştir. Hedefte Arap milliyetçiliği vardır. İkincil hedefse İslam'dır gözle görülen hedefse aslında Saddamla birlikte dirilen Bağız hareketini yok etmektir bugün suriyede olanların kökeninde de aynı nedenler yatmaktadır ama suriyede putin rusyası ve türkiye'nin özgürlükçü esad karşıtı güçlere destek vermesiyle amerika'nın nihai zaferi gecikmektedir Amerika'nın bugün Suriye'de PYD ile kol kola girmesinin nedeni ise Türkiye'ye gözdağı vererek Ankara'nın özgürlükçü güçlerden desteğini çekmesini sağlamaktır. Yoksa PYD ya da Kürt ayrılıkçı hareketi umurunda bile değildir. Amerika'nın Orta Doğu'yu tümüyle denetlemek için yürürlüğe koyduğu tasarım Büyük Orta Doğu Projesi'dir. Büyük Orta Doğu Projesi BOP yani bir tasarım değildir. Eğer Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nı kazansalardı, Orta Doğu'ya Osmanlı üzerinden egemen olacak, idari anlamda baba Ali ama ekonomik anlamda Berlin işin başında olacaktı. Alman tarihçilerine göre eğer Osmanlı Devleti Orta Doğu petrollerinden pay isterse, Kaiser orduları Türkiye'yi işgal edecek, Sultan'ın yerine örneğin Enver Paşa'yı getirecektir. Savaş boyunca Osmanlı Devleti'ne Almanlarca Enverland denmesinin altında bu gerçek yatar. Bu tasarımın asıl mimarı ise Illuminati'nin güçlü ailelerinden Rothschild sülalesidir. Yarın Amerika'nın Bob tasarımını ayrıntılarıyla inceleyerek günümüz Ortadoğu'suna ışık tutmaya çalışacağız. Aziz Üstel, Star.